Herkese merhaba. Bu videoda sizlere alkalin pillerin şarj edilip edilemeyeceği konusundaki soruya yanıt veriyorum. Bunun için nelere ihtiyacımız var? Hemen ona bakalım. Bir adet alkalin pil şarj edebilen şarj cihazı. Birkaç tane. Burada mesela benim 5 tane var. Farklı boyutlarda. AA ve AAA olmak üzere. 3-4 tane. Burada 5 tane var. 5 tane pile ihtiyacımız oluyor. Alkalin piller normalde bildiğiniz üzere şarj edilebilen piller değiller. Birkaç sene önce bana gelen, hatta 2012-2013 gibi gelmiş olması lazım bu ürün, alkalin pilleri de şarj edebileceğini iddia ediyor. Ben birkaç yıldır kullanıyorum. Alkalin pilleri şarj ediyor mu? Evet ediyor. Ama detaylarına birazcık şimdi girmem gerekirse, bu Flash isimli bir şarj cihazı. Yaptığı şey temelde sadece alkalin değil, zaten üzerinde yazıyor. NiMH, NiCd yani nikel kadmiyum pilleri de şarj edebiliyor. Bunun dışındaki pilleri şarj etmek için kullanmanızı önermem. Piyasada hala bulunan bir ürün. Ben 3-4 sene önce gelmişti bana ama şu anda hala da bir şekilde bulabiliyorsunuz. Pili de düşürdük bu arada. Nasıl yapıyor? Aslında çok kolay. Şuradan hemen göstereyim size. 200 volta bağlıyorsunuz doğrudan. Kablomuz da burada. Bu kabloyla beraber bağlayarak hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Burada arkadan pilim var benim. 3 tane. Bunları denedim. Hatta şu 2 tane küçük pili de denedim. Şarj ediyor mu? Ediyor evet ama belli şartları var bunun. Bir kere 20'ye kadar şarj edebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yine düşürdük pili bu arada. 20'ye kadar yani bitmiş bir alkalin piliniz varsa bu pili 20 kez şarj edebiliyorsunuz bu şarj cihazıyla beraber. 20 kez şarj edebiliyorsunuz ama ben yaptığım denemelerde o kadar şey bulamadım. Öyle söyleyeyim. 5-6 kez hatta çok zorlarsanız 10'a kadar çıkabiliyorsunuz ama ondan sonraki şarjlarda performansa düşmeye başlıyor pilin. %100 şarj ediyor mu? Yok. Yani onu da söyleyeyim. Şimdi ben burada çeşitli denemeler yaptım. İşte burada pil durumunu ölçen cihazım da var. Bununla yaptığım denemelerde tamamen bitik bir pili epey güçlendiriyor. Yani %100 olmasa da %60, 70, yerine göre 80, 90'a kadar çıkabiliyor. Pilleri güçlendiriyor. Mesela ölçeyim burada şu anda. Şimdi bu tamamen bitik bir pildi. Şöyle ekranda da göstereyim. Şöyle uzatmış olayım. Evet yani bu tamamen dolunun bir tık üstüne çıkartabiliyoruz bu pili. Çıkartabildik. Tamamen dolu değil de yani %70, %80'e kadar dolu olana getirebiliyoruz. Alana getirebiliyoruz. Mesela bu pili yine hala düşükte tutuyor. Ne yazık ki tam doldurmamış. Buna bakalım. Bu da hakeza öyle. Yani bazı pillerde düzgün çalışmayabiliyor onu söyleyeyim. Ama bazı pillerde de çok doğru bir şekilde çalıştığını söyleyeyim. Mesela bu pili bayağı iyi şarj etmiş onu söyle göstereyim şuradan hemen. Ekrandan da siz de şu anda görmüş olun. Bunu epey iyi şarj etmiş. Nasıl yapıyor? Pili takıyoruz şarja. Işıkları vesairesi yanıyor. Daha sonra yaklaşık 4-5 saat şarjda bırakıyorsunuz. Burada kırmızı ışıklar yanıyor şu ön tarafta. 4-5 saat şarja bıraktıktan sonra ışıklar yeşile döndüğünde sizde şarjınız bitmiş oluyor. Alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ama söylediğim gibi %100 doldurmuyor. Fakat hani bu şimdi kaç parayı? 30 lira falan gibi bir parayı satın alıyorsunuz. 2 kere 3 kere doldursa, diyelim 4 pil için değerlendirecek olsak, işte ortalama kaliteli bir pilden bahsediyorum. 4 pil yaklaşık olarak 10-15 liraya alıyorsunuz. 2 kere şarj etse zaten maliyetini çıkarmış oluyor. Büyük bir mucize beklemeyin. Yani tamamen bomboş bir pil ya da işte 5 yıldır duran bir pil alıp şarj etmiyor. Belli şartları da var. Bu pilin çok uzun süre durmamış olması gerekiyor. Ama genel olarak kurtarıyor. Hatta şimdi 29 lira 30 lira civarında satılan bir fiyatı var. Hani alırsınız 5 kere 10 kere pil şarj etseniz zaten maliyetini çıkarmış oluyor. Dedim ki büyük beklentiye girmeyin ama işini de yapıyor mu? Yapıyor evet. Özellikle böyle hani İşte mission kritik olmayan yani çok önemli bir cihazınız yoksa işte atıyorum bir lambanız var işte 2 tane kalem pili var ya da ne bileyim bir uzaktan kumandanın kalem pillerini rahatlıkla şarj ediyor. Hani böyle çok güç kullanmayan cihazlar için bence kullanılabilir bir teknoloji olmuş. Denemenizi öneririm ama dediğim gibi farklı türde pil takmayın. Bu çünkü piller biliyorsunuz tehlikeli patlama riski var ve işte üzerinde şişiyorsa veya ne bileyim aşırı ısındıysa o tarz pilleri de şarj etmeyi denemeyin. Tehlikeli bir şey olduğunu, yani tehlikeli sonuçlar verebilir. O konuda dikkatli olmanızı öneririm. Bunun dışında işini görüyor. Fiyatına göre de bence makul bir ürün.
10 tane pil şarj etseniz zaten maliyetini çıkartıyorsunuz. Eğer böyle çok pil kullanan birisiniz, ne bileyim bir oyuncağınız var, bir şeyiniz var. Ben öneririm böyle bir cihazı çünkü en azından pil maliyetlerini bir nebze olsun. Tamamen ortadan kaldırmaz ama bir nebze olsun kurtaracağını da söylemiş olayım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bence olun yani artık. Yani bak 1700 kişinin bildiği bir şey vardır. Bu rakamı arttıralım biraz sizin de desteğinizle. Kanala aboneyseniz zaten sorun yok. Çok teşekkür ediyorum buradan hepinize. Bu ürünle ilgili veya diğer videolarımla ilgili her türlü görüş, öneri ve fikirlerinizi gerek bu videonun altına, gerekse biraz sonra burada bir yerde çıkacak sosyal medya hesaplarıma iletebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede, farklı bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.